Arkadaşlar, kardeşler, kankalar, hoş geldiniz. Benim adım Doğuş ve yeni bir rap videosuyla baş başayız. Bazen gümüş bro, bazen keleş. Mario Kart'ta camdan ateş. Like tek dolsun sweet ball of para. Kafa kırık kankası şişsin fe para. Kankas, ne oluyoruz? Vallahi ne oluyoruz? Bu sabah uyandım, DM'lerimi bombalamışsınız. Abi, acil bakman gerek. Uzi ile Jaren kavga yapıyor. Biliyorum bugün cuma günü. Evet, dün de perşembeydi. Yarın salı, ondan sonra çarşamba. Yeni şarkılara tepki bekliyorsunuz. Allame'ye tepki verdim ama onu yarın yayınlayacağım. Önce bu Jaren olayına bir bakalım. Jaren'le benim aramda geçen kavgayı hepiniz biliyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Bana birçok hakaret etti. Şarkısını eleştirdim diye ve üslubunu eleştirdim diye. Yani kankas, yıllardır herkese eleştiren adam azıcık eleştiri kaldıramadı ama bu başka bir mesele. Bu sefer tarafsız olmamı beklemeyin kankas benden. Çünkü oğlum, senden sıkıntım var. Oğlum, senden problemim var ha. Senden mevzum var. Sikeceğim ha seni. Karşıma geçme, amına koyacağım ha. Hadi kankas, olan bitenlere bir bakalım. Ben de merak ediyorum. Let's go. Evet arkadaşlar, kavga Uzi El Chavo ve Twerking George Jaren arasında. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Uzi'nin hikayelerine bir göz attım ama sanırım ilk önce Jaren'den başlamamız gerek. Yoksa Uzi'nin hikayelerine fazla anlam veremiyoruz. Yani ben Uzi'nin hikayelerini izledim. Jaren'in kısmını daha izlemedim. Hadi let's go. Arkadaşlar bakın, bir şeyi hızlı okumak sizi daha kaliteli bir rapçi yapmaz. Kanye'nin her parçasını ben içimde hissediyorum. Anlatabiliyor muyum? İçinde hissediyormuş. Uzi büyüktür, büyüktür, büyüktür. Ya banlayın şu köylüyü ya. Banlayın şu köylüyü ya. Bana burada keko rapçi övmeyin ya. Banla şu köylüyü ya. Oha. Git lan köyüne. Burada sanırım daha mevzu yok da aralarında. Burada neden salladı Uzi'ye? Bir dakika, bir devam izleyelim. Uzi ne ya? Uzi ne oğlum? Burada tanrılardan bahsediyoruz. Uzi ne lan? Uzi ne oğlum? Oğlum Uzi ne ne? Oğlum adam... Uzi ne mi? Bir saniye, hemen bakalım. 4 milyon ve 151 bin ve 4 aylık dinleyicisi olan ve 1 milyardan fazla streamı olan bir sanatçı. Tanıtmış olalım. Paris'e gittiğinde kızla yemeğe çıkıyor. Kızla yemeğe çıktığında verdiği siparişten şarkı yapmış. What she order? Fish fillet. Uzi ne yapıyor? Uzi ile anım var. Ben otelde şovmenim, Uzi de masada oturuyor. Tanımadan gittim masasına. Her masaya verdiği gibi masaya da info verecektim ki bana gelip kardeşim ailevi meseleler konuşuyoruz. Uzar mısın buradan dedi. Uzi köylüdür. Tanırım, burada olay başlıyor kankas. Çünkü Uzi storiesinde bu olaydan bahsediyordu. Onları da sonra izleyeceğiz. Uzi ile annem olur. Mehmanada şovmen Uzi hotelde oturur. Ben bilmeden hotel yanına gittim. Her hotela veririm. Ciddi mi bu? Abi Uzi'ye hak verdim ya. Abi Uzi'ye hak verdim ya bu arada. Ama Uzi'ye hak verdim. Ahmet abi, bir şey sorabilir miyim sana? Bir dakika, bir dakika. Ben Ahmet abiye sinirlendim. Ben az önce Uzi'yle ilgili anımı anlattım. Sen niye dalga geçtin abi benimle? Ne diyorsun be abi sen? Ben şovmen olalım. Sen niye bana şöyle laf ettin? Üzüldüm şimdi ben. Ben abi, sana burası... bir şey demedim ki. Ahmet abi. Bu ne lan? Birdenbire oradan çıktı, oraya zıpladı lan. Bunların dünyası bambaşka bir dünya ya. Abi yayınlar. Ama abi dalga geçtin. Gerçek mi o hikaye? Harbi gerçek. Ne, harbiden gerçek. Ne, ne oldu? Ne oldu orada? Abi o gün bingo şovu vardı. Ben bingo şovu sunacaktım. Bingo şovu ve, ne? Bingo abi, tombala var ya hani. Yasak değil mi oğlum kumar Türkiye'de? Hayır, bedava oynatıyoruz. Ücretsiz oynatıyoruz. Hemen bir dava açalım. Hemen Jaren. Kazananlara da hediye veriyoruz. Tamam. Neyse, bayağı masa var işte. Benim görevim animatörlük aslında, benim mesleğim. Ben her masaya gidip o bilgiyi vermek zorundayım. Lan Trabzon'da neyin animasyonunu yapıyorsun? Abi o arkadaşımın, ben Çeşme'deyim şu an. Evet. Alaçatı Çeşme. Evet. Neyse, her masaya gittim. Sonra bir masaya daha gittim. Tam giderken böyle dibinde fark ettim uzun. Lan bu ne lan, sağ köşe, sol köşede? Olduğunu da umursamadım ama. Yani normal insanmış gibi davranıyordum. Evet. Zaten. Bu ne yapıyor? Bu da kendi dünyasında. Bu da, amına koyayım, bunlar tam nerd ya, yemin ederim. Ziben yani hoş geldin. İşte iyi akşamlar, işte yarışmamız var falan der demez adam, kardeşim işte görmüyor musun, ailevi muhabbetler konuşuyoruz, uzasana buradan dedi. Ben böyle bir dona kaldım. Uzasana mı dedi? Uzasana buradan dedi. Yanındaki arkadaşı da şey dedi. Kardeşim kusura bakma falan yaptı böyle. Uzi'nin de o arada yanında annesi vardı. Bir tane de muhtemelen engelli bir kardeşi vardı. Ben de ses etmedim. Gittim işte müdürüme söyledim böyle böyle. Onlar da şey dedi işte, üstlere gidip söyledikten sonra bir daha Uzi buraya giremez falan dedi. Kapandık onu. Ki Çeşme'de bayağı ünlü bir otel bu yani. İsmini vermek istemiyorum ama. Daha da gelemez muhtemelen.
Şimdi şöyle bir şey var. Ben de bir hikayemi anlatayım madem öyle. Anlat abi. Bir gün evde anlat büyük abi. Kavga oldu. Şimdi siz zannediyorsunuz Cahre insin, hayat çok güzel. Hayır, bizim de evde kavgalar oluyor. Annem, babam, ablam var sonuçta. Evde büyük kavga oldu. Annem, babam, ablam, ben hepimiz birbirimize girdik. Ortalık karıştı falan. Ben dedim baba gel çıkalım seninle hava alalım. Abi ilk defa. Ben hiç dinlemedim, dinlemek istiyorum. Çıktım abi. Gittik babamla. Tamam mı? Edit sonunda anlatmıştım. Yürüdük yolda şey oldu işte, böyle gayet konuşuyoruz falan. Bir süre sonra yorulduk yürümekten. Dedim ki baba gel şurada bir tane kafe var, oraya girelim, bir yandan çay içelim, bir yandan hikayeyi anlat, yani muhabbeti konuşuruz falan. İşte annen hikaye böyle dedi, ablan böyle dedi, ben şöyle düşünüyorum falan diye konuşuyoruz. Bir girdik, oradaki çalışan arkadaş beni tanıdı. Şimdi tanıyınca hürmeten daha iyi hizmet etmek için kendini biraz böyle kastı çocuk. Geldi başımızda dikiliyor, gitmiyor amına koyayım. Biz de konuşamıyoruz konuyu. Çaylar geldi, böyle çayı içiyoruz ama konuyu konuşamıyoruz, böyle içiyorum çayı, koyuyorum, konuşamıyoruz çocuk böyle. Aynısını bu çocuk da yapmıştır. Vallahi aynısını bu çocuk da yapmıştır. Direkt bize bakıyor, efendim bir şey ister misiniz diyor. Yani anlıyorum kısmen, küçük bir çocuk hayranlıdır. Diyor zaten Uzi'ye ben tanıdım falan filan. Yok çay güzelmiş diyorum, içiyorum, tamam mı? Böyle böyle devam ediyor. Ondan sonra çay bitti. Olduk gittik. Ne konuyu konuşabildik ne başka bir şey. Şimdi ben Uzi gibi orada deseydim kardeşim aile bir meseleyi konuşuyoruz, bize müsaade eder misin deseydim, acaba sen de arkamdan Cahre'ine bak bize caka satıyor demek der miydin? Ben dedim abi. Ben olsam derdim abi. Ben de derdim. Sonra ben ayar oldum zaten. Uza git buradan falan gibisinden konuştu. Ben orada çok kötü Uza oldum. Uza mı dedi peki? Evet abi, harbiden dedi. Sonra ben Uzi'ye özelden yazdım Instagram'dan. Belki görür bu konuyu da, belki açıklama yapar, kafası falan güzeldir diye. Hiç görüldü falan da atmadı, hiçbir şey de yazmadı. Kapandı konu öyle. Uza dediğine emin misin peki? Abi. Uza mı dedi? Hani abi, kardeşim bir müsaade ver falan. Hayır, abi, Uza mı dedi yoksa ha. Kardeşim... Uza dedi, Uza. Uza git buradan dedi. Uza ben git buradan. Ben bunu görmek yani Cahreyn de buna ne böyle yani, Uza git dedi. Hadi be! Sanki kendi üslubu hep o kadar düzgün de amcukca yaram falan filan. Hadi be, Uza git mi dedi? Of! Yani tam fitne yapıyor şu an valla. Üzerime falan da söyledim. Umarım bu yayını görür de. Uzi! Bana geri dönüşe tarz, sen çok ayar oldun çünkü. Sen Uza git lan buradan diyemezsin lan. Akıllı olacaksın oğlum. Duydun mu dede? Duydun mu lan? Cahar hocam radyoyu kesme, olmasın sonra. Hiçbir şey olmaz oğlum, benim boyum 1.86. Aslan Cahreyn, bu ne lan takım olarak? Bunlar yayıncı mafyası mı amına koyayım? Ne ya, ne iş valla? Baksana yukarıda bir maymun var, tam geril ya. 55 adam ne olacak? Uzi'ye saygınım arttı şu an. Boyum 1.86, Uzi 1.55 adam ne olacak? Uzi'ye saygınım arttı şu an. Abi bir tane de Uzi'ye yazsana biz. O gün giydiği kolyeyi bile hatırlıyorum. Çok ayar olmuştu. Öyle bir kolye giymiş mi? Giymiş ki arkadaş. Yani kolumdan daha kalın abi. Böyle bir şey olamaz. Cuban mıydı? Kalın Cuban mıydı? Efendim? Cuban yaz internete. Cuban. Cuban yaz. Yazıyorum bir dakika. Cuban yaz. Ben köylüyüm. Dur bir dakika yazayım abi. Yaz bakayım Cuban. Evet abi, bunun sarısıydı. Nereden biliyorum bunu ben? Yemin ediyorum bunun Cuban takıyor çünkü ya. Bu ne oğlum? Traktör zinciri gibi. Onun incesi var, kalını var, her türlüsü var. Sonra evet. Şey, birkaç tane daha olay duydum abi. Bu işte lobiye falan girerken bana şeyler söyledi. O bellboy ne olduğunu biliyorsundur biliyorum tabii de. Tabii. Bellboylar falan söyledi. Bu işte lobide oturmak şartıyla, bir de işte lobi bar var bizim burada. Bir de aşağıdaki asıl bar var. Lobi bar ve oda dışında hiçbir yere gidemezmiş normal şartlarda. Bu işte kaçak şekilde aşağıya inmiş, işte şişe falan açmaya kalkmış. Bellboy işte aşağı inmiş, işte burası yasak sizin için falan demiş. Bu da işte bak bu da çok iyi bak. Oğlum parayı sonradan yok. Bulmuş olan insanların hayır, hayır, hayır. Acınası haller onu, olabiliyor. Onun bir tane şarkısı var. Şarkıda şey diyor işte adam olsan annene ödetmezsin kira falan diyor. Gitmiş bellboy şey demiş, kardeşim ne içtiysek annem öder, sıkıntı yok falan demiş böyle. Yemin ediyorum sana bak. Dur hatta yanı... Ya annesi belki onun parasını manage'liyordur. Bilmiyorum abi. Manager falandır belki. Olabilir. Bilmiyorum. Sınır var arada galiba. Abi peki ben bu adama karşı bir şey yapmak istiyorum. Benim içimde hala kaldı bu ukde. Ya ne yapacaksın oğlum? Söyleyeceğimizi söyledik. Ne yap, dövelim mi yani toplanıp Uzi'yi? Abi. Yayıncı mafyası valla. Okeyim ben ya. Bıçaklamayı düşünüyorum. Abi toplanmaya gerek yok, sen tek değersin. Evokatlarınızı ben yapabilirim ya. Yanlışlık da yerim bu arada Uzi'yi. yaparım Uzi'yi. Yok abi, ben gerçekte gördüm. Adamın boyu 1.60-1.65 falan. Bayağı da sıska.
Yani dokunduğunda kırılacak muhtemelen. Şimdi kankas bunun daha bir devamı var. Uzi bu yayından duyuyor, haberdar oluyor. Tabii ki ona da gönderiyorlardır. Yani bana da her şey gönderiliyor hemen saniyesinde. Ondan sonra Instagram hikayesinde... Jaren Kamil'in yayında söylediklerini ve yanındaki diğer ona uyan Kamil'lerin söylediklerini dinledim. Önce şöyle söyleyeyim bro. Oraya annelerimizi görmeye gittik. Tamam mı? Ona senin otelinde aşağı girilmiyordu. Adamlar bizi tanıdığı için bir şey demediler. Aşağı indik. Yemeğimizi yedik. Sonra ailemizle konuşurken sen büyük ihtimal göt ağrın olduğu için büyük ihtimal sen söylemişsindir onu. Yanımızda durdun. Biz sana git dedik gitmedin. En son seni sert biriyle yolladık oradan bro. Aynı Jaray'ın anlattığı olay. Çocuk yanında duruyor çünkü fanlı çocuğu. Ondan sonra ayağından gönderince kötü konuşmaya başlıyor. Yemin ederim böyle şeylerden acayip gıcık kapıyorum ya. Bende de aynı şekilde. Yazıyorlar. Görmüyorum bütün DM'leri. Yazıyorlar abi falan filan. Ondan sonra bakıyorum birisi bana diyor ki abi bu şu kişi senin arkandan konuşuyor. Diyorum ki lan kim bu? Giriyorum bakıyorum yazmış abi seni çok seviyorum. Abi seni severek istiyorum. Abi şey sonra bir süre sonra cevap vermeyince sallamaya başlamış. Gitmiş arkamdan konuşmaya başlamış. Bu da aynı şekilde yani. Anlıyorum bu durumu. Bu durum hayatta aynı şekilde cızısının da başına geldi. Çocuk geliyor hiç sormadan. Geliyor yanına fotoğraf makinesini açıyor. Diyor ki ya hadi fotoğraf çekelim. Adam da diyor ki lan ne oluyor zamana koyayım. Tamam ünlüyüz de. Önce bir sor bir destur iste yani. Hemen fotoğraf ben heykel miyim amına koyayım. Yani anlıyor musunuz? Bu yönden de bir bakmak gerek. Adam binlerce resim çekiliyor günde. Ondan sonra ailesine adam binlerce resim çekiliyor günde. Ondan sonra ailesine yemeğe gitmek istiyor. Birisi geliyor bir fan geliyor yanında duruyor dikiliyor gitmiyor. Adam da bir süre sonra kafayı yemiş yani bunu anlayış gösterebiliyorum. Git buradan dedik ama ne yapayım. Gitmen lazımdı çünkü. Ondan sonra biz orada takıldık. Hiçbir kimseye bir zararımız olmadı. Hiçbir problem yaşamadık. Kalkarken de gidip annemden hesap istediğiniz için ben de bizden isteyeceksin dedim. Biz öyle dedik. Normal standart. Yani eğer bunları yan yana geldiğimizde de aynı şekilde bir video yayını yaparız. Sen de orada aynı şekilde bunların arkasında durursun umarım. Onun dışında da başka söyleyeceğim hiçbir şey yok. Videodaki her şey kolpa, her şey yalan. Zaten diğer elemanın derdi de belli. O yüzden bir şey söylemiyorum daha fazla. Beraber gel. Tekrar seninle bir yayın yapalım yan yanayken. Tehdit. El Chavo. Öyle konuşalım bunları. Ya ne yapacaksın yarrağım? Döveceğim mi ya? Oha. Bu daha yoktu din. Ya ne yapacaksın yarrağım döveceğim mi yani ne bu yan yana ne yapacaksın oğlum sen? 1.50 adamsın. Neyin artisti lan bu ben anlamıyorum bunları ya. Sabıkan var mı oğlum senin? Bu Jaren de acayip tak. Buna henüz hazır değiller. Çok çapara bu. Bunlar hakiki gangster. Bunlar beni bıçaklayabilir bu arada. Çaplarında iyiler. Bu ikili en azından ben öyle biliyorum. Ortamda söver sayar biz duyarız bunu. Telefonum saldırdığım rapçi videosuyla dolu. Lan pis kapak. Kanka adamların fanı bana 200 bir saniye ya. Bu Jaren bana 200'lü dememiş miydi arkadaşlar? E peki bu ne 200'lülük? Bir videoda her şarkısını ezbere biliyor. Diyor ki bu ikisi gangsta ben biliyorum falan filan. Ondan sonra ters düşünce amına koyayım. Senin sabıkan var mı? Senin 1.50. Hani benim uçaklar bunlar hani bunların ikisi gangsta falan. İroni falan da yapmıyor. Baksanıza burada bir saniye. Bunlar hakiki gangsta. Bunlar beni bıçaklayabilir bu arada. Yani öbürküleri fake. İkili en azından. Ama bu ikili en azından hakiki yani diyor. Öyle biliyorum. Ortamda söver sayar biz duyarız bunu. Telefonum saldırdığım rapçi videosuyla dolu. Bak şimdi bir önceki paylaştığım videoyu izle. Son cevabımdı. Başka da bir şey söylemiyorum. Bu böyle bir gerizekalı işte bu da. Bu da böyle bir insan ne yapacağız bunu da böyle kabul etmek lazım. Bu da kapak mı oluyor yani? Bir saniye başka bir olay oldu mu lan burada? Oldu değil mi? Bir saniye. Jaren Uzi kavgası. E bir tavuk dönerin tadı bile. Uzi story diyorlar acilmiş. Yani. Allah başladı mı? Bakıyorum. Tamam lan niye böyle seviniyor ki ya olaya? Kankas bana diyorlardı ki Jaren'e prim peşinde. Ben diyordum ki lan zannetmiyorum ya. Yani adamın kitlesi zaten hayvan gibi. Baksanıza nasıl seviniyor. Here we go mu? Başlıyoruz mu? Haydi. Yani adam kavgayı seviyor resmen. Başka ve mi? Rap kitlesi gitgide büyüyor yani biliyor musun? Yani oradan prim kasıyor bence ya. İkide bir rapçilere sallıyor. Here we go mu? Sen ne dedin ki? Döverim dedim Uzi'yi. Ya aman ne derseniz deyin ya taraflıyım. Yani zaten adamla kavgam var şimdi. Ya sen taraflı davranıyorsun falan filan bana gelmeyin böyle valla. Zaten adamla sıkıntımız var. 60 bir şeyler almış 3 dakika önce. Nasıl seviniyor?
Önce şöyle söyleyeyim bro. Oraya annelerimizi görmeye gittik, tamam mı? Sonra senin otelinde aşağı girilmiyordu. Ama adamlar bizi tanıdığı için bir şey demediler. Aşağı indik, yemeğimizi yedik. Sonra ailemizle konuşurken sen büyük ihtimal göt ağrın olduğu için büyük ihtimal sen söylemişsindir onu. Yanımızda durdun. Biz sana git dedik, git dedik, gitmedin. En son seni sert bir dille yolladık oradan da. Git buradan dedik amına koyayım. Gitmen lazımdı çünkü. Ondan sonra biz orada takıldık. Hiçbir kimseye bir zararımız olmadı. Hiçbir problem yaşamadık. Kalkarken de gidip annemden hesap istediğiniz için ben de bizden isteyeceksin dedim. Biz öyle dedik. Yani eğer bunları yan yana geldiğimizde de aynı şekilde bir düğün yaparız. Yayın yaparız. Sen de orada aynı şekilde bunların arkasında durursun umarım. Onun dışında da başka söyleyeceğim hiçbir şey yok. Videodaki her şey kolpa, her şey yalan. Zaten diğer elemanın derdi de belli. O yüzden bir şey söylemiyorum daha fazla. Beraber gel. Tekrar seninle bir yayın yapalım yan yanayken. Öyle konuşalım bunları. Hesap olayı ne ya? Ay ya beraber yayın yapalım mı bana mı diyor? Aynen. Sana diyor. Ya ne yapacaksın yarrağım? Döveceğim ya. Bir de bu? Canlı yayında söylüyormuş bunu. Annene ne yapacaksın oğlum sen? 1.50 adamsın. Neyin artisti lan bu? Ben anlamıyorum bunları ya. Sabıkan var mı oğlum senin? Allah Allah. Kanka 1.50 1.50 diyor ya. Kapital Bra'nın bir lafı aklıma geliyor. Kendinden 50 kilo daha ağır olan Flea'ya diss attığında senin belki kolların daha kalın olabilir ama benim parmaklarım çabuk demişti. Yani o aklıma geldi. Attım ses kaydını. Sip kafasına bak ya. Bunlar alayı kolpa. Hani kolpa değildi kanka, bunlar gangstaydı. Allah Allah. Bunların alayı kolpa ya. Bir tanesi bana ana avrat sövdü. He. Israr ettim sövme diye. Sövdü. Ben de gittim sinirlendim mahkemeye verdim. Ama bu ne ikiyüzlülük amına koyayım? Adama yarrak diyorsun, yarrağım diyorsun falan filan. Adam sana Kamil dedi, tamam. Tamam. O da yani biliyor musun kötü. O da yani bir türlü hakaret. Ama yarrağım daha ağır. Yarrağım, yarrağımın kafası falan filan. Yani sen hakaret edince iyi. Ama onlar hakaret edince koşuyorsun polise dava açıyorsun. Bu nasıl bir dünya yemin ederim ya. Vallahi yıllardır herkesi eleştiriyorsun. Ben şarkını eleştirdim diye bana iki yüzlüsün sen. Lan sen çok sahte bir adamsın falan filan. Yani sen çok iki yüzlü birisin. Asıl sen iki yüzlüsün ya. Küfür edilince küfür edince tamam, küfür edilince dava. Eleştirince tamam, eleştirilince küfür. Adam süt gibi çıktı amına koyayım. Süt. Hayatında ifadeye gitmemiş amına koyayım polise. Bırak Allah aşkına ya. E tamam ama bu konuda yani haklı çünkü ben de bunu çok eleştiriyorum. Yani nerede haklı? Bir saniye. Gangsta rap yapan ama gangsta olmayan insanlardan yani hep diyorum real olmalısın, real olmalısın. Dediklerini yaşamış olmalısın. Bunu her videomda söylüyorum. Gangsta rap dinlediğimiz videoda. Ama kendisi diyor Uzi real, Uzi tehlike. Biliyorum sen tehlikesin. Lan reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Hadi bakalım. Bu olayın olayı mesela hesap falan diyor. Ya çocuğun biri geldi Uzi ile ilgili bir anısını anlattı. Gel diyor video bilmem ne yapalım yan yana. Yani ne bu abi yani adamlarla ilgili hiçbir şey söylenemiyor amına koyayım. Nedir yani? Ne zannediyorsunuz oğlum kendinizi? Bu çocuğu sen sanmış olabilir mi peki? Ha? Çocuğu sen sanmış olabilir mi? Çünkü sana diyor yani hesabı istedin, bekledin yanımızda falan. Yok bana falan demedi yani. Canım onu. Allah Allah. Evet üstelik ben Uzi'ye hak verdim orada yani. Nasıl olurum bu tip şeyler. Video kısa olması gerekir. Diye hak verdim. Üstelik ha, hak vermeme rağmen yarrak gibi kalkıp yok yanımla beraber yayın yapalım bilmem ne. Neyin artistliği lan bu? Yarrak gibi kalkıp diyor. 1.50 adamsın amına koyayım ya. İki parmağımın arasında ezerim lan seni. Neyin artistliği bu? Ne anlatıyorsunuz oğlum siz? Ya kanka kavga olsa sen zaten gelecek misin yani? 1.50 boya moya giriyorsun yani. Sen kavga olsa gelecek misin? Yani direkt polis. Direkt senin işin bu yani. Dava, polis. Yani ne alaka ya 1.50'sin falan filan. Hayal dünyasında. Gel ben de 1.92'yim haydi. Haydi. Yani biliyor musun? Kurmuşsunuz kendinizi bir gangsta mı zannediyorsunuz? Nesi kim zannediyorsunuz? Gerizekalılar çocuğa, ya. Çocuğa diyor onları bu arada. Bak bak bak. Göt oldu yemin ederim. Çocuğa diyormuş ama adam dinlemeden ona küfür söyledi. Yarağım marağım falan filan. Çocuğa diyormuş.
Hayır bana diyor ya. Hayır bana diyor ya. Tabii özür dilememek için hayır bana diyor ya. Hayır bana diyor ya. Ya ne mafyası amına koyayım. Mafya adam da çıkıyor sahnede şarkı mı söylüyor? Siktirsinler gitsinler. Mafya çıkıp şarkı mı söylüyor? 50 Cent kafasına kurşun yedi. Ve şarkı söyledi sahnede. Tupac 5 kurşun yedi. Ondan sonra devam şarkı söyledi sahnede. Ondan sonra öldürüldü. B.I.G. öldürüldü. Yani bunu sayabilirim ve bunların hepsi gangstaydı. Gangstaydı. Sokaklardan gelmeydi. Gangsta çıkıp sahnede evet. Şey mi söyler? Bence bir ses kaydı at. Şeyde. Attım. Kardeş bana mı desin? Attım attım. Az önce attım işte. Ne yapacaksın? Döveceğim mi amına koyayım diye attım ses kaydı. Gelsin dövsün yarram. Hal yani hayatında bu kadar yokluktan gelip bu kadar parayı görmüş birisi gerçekten bu olaydan işte benimle kavga edip ya da whatever beni yaralayıp ya da bıçaklayıp her ne bok yiyecekse bunları riske atar mı sizce amına koyayım? Hayatları Allah çok... atar. Allah bence atar. Yani ben de atarım. Ben de atarım ama ben Uzi değilim. Ama yani ben de paramız var Allah'a şükür ben de atarım yani. Attım da yani. Instagram hikayelerimi son zamanlarda takip edenler bilir neler olduğunu. Atacaksa buyursun gelsin. Ben açık adres veririm kendisine. Ha siktir lan. Açık adres verecekmiş. Siktir lan. Beni de kendisi gibi konuşurdu ya yemin ederim. Nozi'yi Discord'a bağlamadık. Niye sikledik ki bunu şimdi? Abi çünkü yani bu yaşadıkları sanlıları gerçekmiş gibi pazarlamalarına aşırı sinir oluyorum yani. Hayır yani 3-5 tane 14-15 yaşında ergen... İşte maço erkek sevdalısı, liseli kız kendisini beğeniyor diye anlık böyle şey olmaları aşırı komik amına koyayım ya. Ne zannediyorsunuz abi siz kendinizi? Sen kimsin oğlum? Abi oğlum ya. Vallahi adam çıkıyor yayında Uzi'ye sayıyor. Uzi çıkıp sadece iki kelime söylüyor yemin ederim. Ya yayın yaparız bir daha karşında söylerse. E tabi adama küfür ediyorsun, hakaret ediyorsun. Tabi yani öyle söyleyecek. Yutacak mı senin gibi her lafı? Ondan sonra diyor ki ya bunlar kendini ne zannediyor falan filan. Anlamadım yemin ederim. Sen kimsin? Adam ne yani susacak mı? Ne yapacak yani bu lafların karşısında? Konuşmaları aşırı komik amına koyayım ya. Ne zannediyorsunuz abi siz kendinizi? Sen kimsin oğlum? Tertemizdir tertemiz tertemiz. Bunun seceresi adli seceresi tertemizdir. Ya içmiş zaten otu gözler kıpkırmızı. Kan çanağı. Kamil mamil. Anladın mı? Yani yumruğumu slow motion'da görür görürse. Kafa olmuş saman amına koyayım. Amına koyayım sen ikide bir çıkıyorsun ya seni döverim ederim falan filan. Senin ne kadar sabıkan var ya Allah aşkına hayatında kaç kişiyi dövdün. Bu ne biliyor musun? Aslında rap fanı. Yemin ederim aslında rap fanı ama okulda hani böyle çocuklar olur ya şişko çocuklar ve cool çocuklar onu hep döver ya da azarlar falan filan bu o çocuklardandı. Şimdi büyüdü böyle yayıncı oldu böyle bir kitlesi var. Diyor ki öyle çocuklardan o cool çocuklardan intikam alacağım. İkide bir rapçilere sallıyor. İkide bir sallıyor amına koyayım. Buradan caka satıyor ya. Varsa bir geçen kontraya diss attığında birçok kişi çıkmış böyle götüne girmiş Jarey'nin onların hepsine iyi dedi. Ben eleştirdim diye ya sen kontranın kankasısın falan filan. Halbuki ne oldu? Bir gün önce de kontrayı eleştirmiştim. Kontraya da hayatımda tepki vermemiştim. Bunları senin önüne sundum. Sen benden özür diledin mi amına koyayım? Dilemedin amına koyayım ya. Trafik cezası vardır. Boşikovski ya. Bunlar zaten bir bok yapmaz. Bunların adamları var. Onları gönderirler en fazla. Mafya dediğin zaten bunu yapar. Adamlarını gönderir. Hani mafya değildi. Ondan sonra ya bu en fazla adamlarını gönderir. Sanki bugün Sedat Peker'e saysan Sedat Peker kendisi mi geliyor? Sedat Peker'i Uzi'den karşılaştırmıyorum ama diyorsun ya bu adamlar gangsta değil, mafya değil falan filan. Ama gangsta ise zaten senin dediğini yapar yani adam yollar. Ne yapabilir ki? Buna koyduklarım. Buna koyduklarım diyor ya. Ya gereksiz ya bunu şu an bile konuşmaya gerek yok. Hayır ya yüz yüze gelsek göbek deliğime konuşacak anladın mı amına koyayım yani neyin haklısı taklası gerçekten anlamıyorum ya. O kadar kısa mı bilmiyorum da. Arkadaki adam da dinlemek istiyor ya diyor ya sana dememiş başkasına söylüyor o yandaki çocuğa söyledi onları ya o kadar kısa mı bilmiyorum filan ama adam bastırıyor yani ya kaldıramıyor eleştiri kaldıramıyor böyle prim 1.70'miş. Ama omzuma gelir. Hani göbek deliğine geliyordu? Aynı. Kafası geniş kısmı omzuma gelir. Yahoo'yu bir hafta önce realde görmüş biri olarak yürürken yanlışlıkla üstüne bassa ölürüz. Her sene 6 ay gemide çalışıp 500 bin TL kazanacağım. Bir de Etsu'ya Discord'dan arkadaşım sorular alayım. İyi yayınlar sevgilim. Türkçe mi bu? Bunlar ne ya? Growth bot. Ne bu?
Senin de Mecidiyeköy profili AVM önünde tanışmıştım. Minimum 1.85 enine boynusun. Yeni yetmez argana rapçilerin pek şansı yok sana karşı. Bu da çetesi amına koyayım ya. Tam yayıncı mafyası valla ya. Arkadaşlar bu konu hakkında diyeceklerim bunlardı. Tepkim buydu. Biliyorum şimdi Jarray'nin kitlesinden ufak bir linç yiyeceğim. Ama bundan korkmuyorum. Bundan korksaydım ve hatta Jarray'nin kitlesinden faydalanmak isteseydim. Onları kazanmak isteseydim. O zaman birçok reaction kanalı gibi Jarray'nin şarkısına süper olmuş derdim. Adam kendisi diyor ki bu şarkıyı gırgır amaçlı yaptım. Bazı insanlar çıkmış diyor ki sağlam şarkı güzel. Ben böyle bir insan değilim. 200'lü olan. O yüzden buradan Jarray'nin bana ettiği hakareti en azından 200'lü lafını aynen iade ediyorum. Çünkü en büyük 200'lü insan bence Jarray'nin kendisi. Kendisi herkese küfür ediyor ama küfür yiyince dava açıyor. Herkesi eleştiriyor ama ufak bir eleştirimi kaldıramadı. Dedi ki sen Kontra'nın kankasısın. Öyle olmadığını ispat ettim. Çünkü bir gün önceden Kontra'yı aynı şekilde eleştirmiştim. Bunu kendisi gördü ama benden bir özür dilemedi. Açıkçası özür de beklemiyorum. Ama insan hatalarını kabullenmesi gerek. Yani linç edeceklerse etsinler. Onların kitlesi varsa bizim de kankas fam'imiz var. Arkadaşlar hepiniz seviliyorsunuz. Çıktım.